Efendim merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. TV.net ekranlarında bir Konuşmak Lazım programında daha birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi son günlerde bunu rahat söyleyebiliyorum. Çünkü genellikle artık beraberiz. Ali Bulaç, Cevat Özkaya, bendeniz Ekrem Kızıltaş. Konuşulması lazım geldiğini düşündüğümüz konuları inşallah beraberce konuşacağız. Sizler de izleyecek ve gerektiğinde inşallah katkıda bulunacaksınız. Konuşmak lazım deyince malum genellikle gündemin en önemli meselelerini konuşuyoruz. Biraz derinlemesine girmeye çalışıyoruz. İşin tuhaf tarafı son günlerde, özellikle son 3 haftadır konuşmak lazım denilen şey Taksim Gezi olayları adıyla anılan ki aslında galiba Taksim Gezi ile alakalı mesele bitmiş olmasına rağmen İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde henüz protestolar olarak en azından ufak çapta da olsa olaylar sürüyor ve yine Taksim Gezi adıyla anılıyor. Dolayısıyla galiba Taksim Gezi ismi bundan sonra bazı şeyler için Taksim Gezi Parkı eylemleri ismi bundan sonra bazı protestolar için sürekli olarak kullanılacak gibi gözüküyor. Neyse bu da işin bir tarafı. Bu meseleyle alakalı nasıl başladı, nasıl devam etti ve bu aşamalara nasıl geldi? Bunun arkası tamamen yerli bir takım spontan bir gelişmeyle mi olup bitti, bir takım olaylar mı bunu tetikledi yoksa işin arkasında Türkiye ile alakalı değişik emelleri, değişik arzular olan bir takım yabancı çevrelerinde acaba buna katkısı var mıydı? Bu arada tabii sıklıkla Yugoslavya'dan başlayan ve Yugoslavya'da edinilen tecrübe sonrasında turuncu devrimler, kadife devrimler ya da çiçek devrimler her neyse daha sonra Arap Baharı gibi gelişmelerin arkasında var olduğu düşünülen ya da bilinen diyelim en azından bazılarında bir grubun Taksim Gezi olaylarında da harekete geçtiği ve olayların meydana geliş ve yaşanış biçimlerinde bu grubun Kanvas, Otpor ya da değişik isimlerle anılan bu grubun da bir şekilde dahli olduğu ve yaşananlarda bu grubun bu işlere dahli olduğunu ispatlayan bir takım gelişmeler olduğu da iddiaların bir tarafı. Bunu da inşallah değerlendireceğiz. Tabii bu arada diktatörlükten demokrasi olarak Türkçe'ye tercüme edilebilecek bu Otpor ve benzeri geçmişte yaşanmış bir takım olayların galiba en azından teorisyeni olarak kabul edilecek bir ismin yani Jean Shark isminde bir zatın yazdığı bir kitap. Bu kitapta bir takım şiddetsiz mücadele yöntemleri olarak öne sürülen yöntemlerin Türkiye'deki olaylar, Taksim Gezi Parkı olayları boyunca ciddi şekilde takip edildiği, uygulandığı şeklinde de iddialar var. Buna da herhalde belli bir ölçüde değinmemiz gerekiyor. Tabii son gelişmelerle Gezi Parkı'nın aldığı hal bundan sonra ne olabilir? Ve belki de bir başka bir şey aslında. Taksim Gezi Parkı olaylarının arkasında hakikaten dışarıdan bir takım mihrakların eseri ise bu olaylar. Onların bizleri motive etmesinden, yönlendirmesinden kendimizi nasıl kurtarabileceğimiz, bu olayların bizim aleyhimize olduğunu nasıl anlayabileceğimiz, daha doğrusu gençlerin bir yerlere doğru itilmek üzere çalışan bir mekanizmayı nasıl fark edebileceğini, onunla nasıl mücadele edebileceğini de galiba anlamak gerekiyor. Bir de belki şu, Taksim Gezi Parkı olayları ki İstanbul'da başlayıp Türkiye'nin yaklaşık 50'ye yakın vilayetine yayılmıştı, hatta yurt dışına bile ihraç edilmişti. Protesto gösterileri, bütün bunlar sosyal medya üzerinden kotarıldığına göre teorik olarak bir daha benzer olaylar yaşanmaması için sosyal medya üzerinde ne gibi tedbirler alınabileceği de herhalde konuşulması gereken konulardan. Bunun dışında konuşulacak birçok şey var ama öncelikle sonra unutma riskine binaen bu gece Berat Gecesi bildiğimiz kadarıyla. Berat Gecesi'nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu gece itibariyle ibadet ve taatlarımız herhalde biraz değişik bir şekilde, biraz fazla bir şekilde yapılacaktır. Bu gece galiba bildiğimiz kadarıyla hesapların, kitapların görüldüğü, rızkların tedbir edildiği, önümüzdeki bir seneyle alakalı bazı gelişmelerin kaydedildiği bir şey. Dolayısıyla Diyanet takviminden bir cümle. Tamam oradan aktarıyorum zaten. Oradan aktarıyorum zaten. Dolayısıyla beraatımız şimdiden mübarek olsun. İnşallah Berat Gecesi ile alakalı dua beraatini alanlardan olalım şekli devam eder. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Taksim Gezi Parkı olaylarıyla alakalı devam edeceğiz. Ali abi bodoslamadan şöyle soralım. Taksim Gezi Parkı olayları kısa bir bakışla içeriden spontan gelişen bir şey mi yoksa dışarıdan birilerinin yönlendirmesi mi? Hangisi ağır basıyor sence?
Şimdi biliyorsunuz yani Mısır'da Tahrir'de olaylar başladığında, gerçi yani ilk fitili şeyde ateşlenmişti. Tunus'ta. Fakat asıl büyük patlama Tahrir'de meydana geldi. Üç ana görüş ortaya çıktı. Bir, bunlar uluslararası bir komplonun ürünüdür. Seneler öncesinden işte bu uluslararası güçler bunu hazırlamışlardı. Zamanı gelince patladı. İkincisi, hayır, uluslararası güçlerin hiçbir müdahalesi yok. Bu tamamen iç dinamiklerin ürünüdür. İç dinamikler patladı. İşte bunu da patlatan bir sürü sebep var. Evet. Üçüncüsü de benim de şahsen katıldığım, bu olayların bir iç dinamiği var. Bu sosyolojik temelini meydana getirir. Fakat uluslararası güçler de hazır kuvvet bekliyor. Ülkeler üzerinde çalışıyor. İşte A'dan Z'ye kadar planları vardır. Olaylar vuku bulduğunda veya vuku bulmaya yüz tuttuğunda bunlar hemen devreye girerler. Evet. Benim şahsi kanaatime göre Mısır'da olan da bu, Orta Doğu'da olan da bu, Türkiye'de Gezi Parkı ve Taksim'de de olan bu. Yani bunu besleyen bir iç şey var, evet, iç dinamizm var. Fakat bunun üzerine uluslararası güçler, bir irade, bir odaklar, mihraklar oturuyor, bundan yararlanıyor, manipüle ediyor, kendi lehine, kendi çıkarına bunu çevirmeye çalışıyor. Neyi hedefliyorsa o ülke, hı hı, içerisinde bunu yapıyor. Yani. Yüzeysel olarak baktığımızda mesela Mısır'da, ki Mısır çok geride kalmış bir şey artık. En azından şu anda bazı şeyleri görebiliyoruz. O zaman mesela bu dışarıdan katalizör görevi görüp olayı kendine göre yönlendirmek isteyen güçlerin başarılı olduklarını söyleyebilir miyiz? Yoksa onlar da mı kaptırdılar? Şimdi tabii Mısır'la Türkiye arasında çok temel bir fark var. Bence olaylar mahiyeti itibariyle sosyolojik manada aynıdır. Evet. Yani Mısır'da bu patlamaları meydana getiren üç önemli sebep vardı. Birincisi bu otokrat rejimlere karşı bir isyan. Hı hı. İkincisi bu ekonomik sefalete, gelir adaletsizliğine karşı bir isyan. Bir de İsrail ve Batı'nın Arap ülkelerindeki bu her şeye müdahil olan ve onların gururlarını inciten müdahalelerine karşı bir isyan vardı. Fakat Türkiye'deki şey farklı, İstanbul'daki. Bence İstanbul'daki bu olayları ikiye ayırmak gerekiyor. Taksim ve Gezi Parkı. Ben, evet, ikiye ayırıyorum. Yani birbirinden ayrı. Gezi, yani Parkı'nda, Taksim Gezi Parkı'nı ikiye ayırıyorsun, evet, çünkü yani, Gezi Parkı farklı, Taksim, öbürü farklı. Gezi Parkı'nı değil, Gezi Taksim, Parkı ayrı. Ayrı. Ben Taksim, onu söylüyorum. Taksim ayrı. Taksim Gezi Parkı. Evet, şimdi benim okumama göre, yanlış olabilir, Gezi Parkı'nda sahici bir iç dinamizm vardı, bir, hı-hı, sosyolojik şey vardı. Bunu da yazdım ben, üç şey önemli burada aktör rol oynadı. Bir, iyi niyetle Gezi Parkı'nın yapısının değişmesini istemeyen çevreciler. Bunların öyle çok siyasi bir görüşleri yok, partileri yok, örgütleri yok. Bütün dünyada görülen çevreci bir hareket. Ve işte Taksim Dayanışma platformu kurmuş. Bunun içinde namazı, niyazı insanlar da var. Hatta bizim bir bacımız da o şeyin içinde yer almış. Bunlar hükümete karşı değil, rejime karşı değil, devlete karşı değil. Genel olarak modernleşmenin getirdiği bu çevreyi tahrip eden, büyümeye, bu politikalara karşı çevrenin korunmasını isteyen bu insanlar. Ankara'ya gidip Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüşen platform... O sonra, tabii platform oradan çıktı, doğru. Hı. Ama yani bu platformu meydana getiren ve şey yapanlar bunlar. Bunlar şeyi de hesap edemediler. Yani biz gidip orada eylem yapacağız, bu ağaçlar kesilmesin, fakat bir şafak vakti işte polis mi, zabıta mı gelip onları böyle hakikaten hunharca, vahşice döveceklerini, çadırlarını yakacaklarını beklemiyorlardı. Türkiye'de hiç kimse beklemiyordu. Zaten bence Gezi Parkı'nı Taksim'e dönüştüren faktör, hı hı, o olaydır. O halen bir istifhamdır. O emri kim verdi? Tabii ki o emri yerine getirenlere bakmamak lazım. Yani zabıta mı, polis, hı hı, mi? O ayrı bir... O bence işle alakalı 4-3 zabıta galiba. Evet, ama o önemli değil yani. Yani mesele bir... ortaya çıkmış değil ki yani. Değil, şey değil, çıkmış işte, değil. Özal suikastini, evet, de kimin yaptığı belli ama yani kim... Evet. Onu bilmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. İşte Kartal Demirağ. Kartal Demirağ biliyoruz da tamam ama kim? Ama kim Kartal Demirağ niye yaptı? Neden yaptı? Kuklacıyı acaba bulmak lazım. Kartal yani. Demirağ biliyor mudur abi? Geriye dönüş olduğunu belki gerçekten. O da bilmeyebilir. Yani. O da bilmeyebilir. Bilseydi herhalde ortadan tabii, kaldırırlardı. Tabii bilmeyebilir yani. Şimdi bu çevreciler diyelim, çarşı ki orta sınıf esnaf, AVM'lere hakikaten tepki, evet, gösteren ve Aleviler. Ben bu üçünün sahici tepki verdiklerini düşünüyorum.
Fakat Taksim başka bir olay oldu. Taksim örgütler, işte ulusalcılar, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi, İşçi Partisi, Ergenekon ve uluslararası irade, yani ki Türkiye'de operasyon yapmak isteyen, özellikle Tayyip Bey'i yerinden etmek isteyen bir uluslararası büyük bir irade olayı Gezi Parkı'ndan çıkarıp Taksim'e dönüştürdüler. Taksim'deki yöntem, Gezi Parkı'ndaki yöntem sivil itaatsizlik, protesto, sözlü ve fiili protesto, yani pasif ama yani şey yapmadan, pasif direniş. Pasif direniş, protesto. Taksim'deki şiddet, tahribat, molotof kokteyl, polisle çatışma, kamu mallarına, vatandaşların hayatına, gündelik zarar hayatına verme, zarar verme, müdahale etme. Ve hatta yağmalama. Evet. Hı hı. Şimdi Taksim araya girince, yani bu örgütler ve uluslararası irade işin içine araya girip ve sanki Türkiye'de hükümete karşı bir kalkışma var ve bu kalkışma Taksim'den başlamak üzere Türkiye'nin her tarafına yayılıyor İntiba verilince CNN'den BBC'ye ve bütün diğer kanallara, El Cezire'ye kadar, o zaman Gezi Parkı eylemcileri geri çekildi. Yani şu anda Gezi Parkı, çarşı ve Alevilerin önemli bir kısmı bu eylemlerin içinde değil. Çekildi onlar. Çünkü işin rengi değişti yani. Dolayısıyla bu bence hükümetin de ve şeyin de, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da muhtemelen kendisinin çok üzerinde düşürüp takip ettiği bir taktiğin sonucu oldu ve burada başarılı oldu. Dolayısıyla ben yani ayırdı tehlikenin birbirinden yani ayırdı. Gezi hala söyleminde de Gezi Parkı'nı sizin söylediğiniz gibi masum, evet, çevreci ve şey de yaptı. Evet. Bir de yani isteklerinin konuştu, önemli bir kısmını da kabul ettiğini ifade, işte tamam halk oylamasına gideceğiz. İdare Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. Yani mahkeme kararı müspet çıksa bile referanduma gideceğiz. Yani şimdi eğer biz de Gezi Parkı ile Taksim'i blok halde bir arada düşünürsek bunların yanlış hepsi olur. Bu yanlış olur. Yanlış olur. Bir de doğru değil bu. Öyle de değil. Çünkü vaka öyle değil. Vaka evet, öyle değil. Çok sayıda genç, yani bu ya bu ağaçlar kesilmesin, biz burada AVM istemiyoruz, bu proje İstanbul'a aykırı diyenler, bu Taksim'deki bu şiddet, bu dehşet ve kalkışma, örgütler, sol örgütler, babadan kalma usullerle çalışan, yani halen daha 60'larda 70'lerde yaşayan Marksistlerin örgütler ve Ergenekon bu işin içine girince bunlar geri çekildi. Çünkü biz bu işte yokuz dediler. Bizim evet, şeyimiz bu değildi ki. Bunlar bütün dünyada var bunlar. Yani şöyle diyorlar, konu odaklı bunlar şeyler yapar. Ya yani orada bir problem olur, oraya giderler, pasif bir eylem gösterirler. Biz buna karşıyız derler. Bu çok bir haktır bu. Yani duygularını ifade etmeleri, fikirlerini ifade etmeleri bir haktır. Bence AK Parti'nin veya Başbakan'ın bu ikisini birbirinden ayırt etmesi ve Tunus dönüşünde veya Kuzey Afrika dönüşünde de peş peşe zincirleme başlattığı şeyler, mitingler olayı kaduk hale getirdi. Hı hı. Yani bu kalkışmayı kaduk hale getirdi. Ama tabii şunu da söylemek lazım, henüz daha tehlike tam olarak geçmiş değil. Çünkü bundan sonra rol oynayan faktör uluslararası iradedir. Yani o Gezi Parkı, çarşı ve diğerlerinin, Alevi vatandaşlarımızın önemli bir bölümünün de bu işten ürküp geri çekilmesi, ki bazı Alevi örgütleri halen işin içinde, o ayrı, o Taksim tarafında duruyorlar, geri çekilmesi biraz şey yaptı. Yani harareti düşürdü. Harareti düşürdü. Şimdi bundan sonra çok daha akıllı bir şey, yani bir taktik uygulayıp bu tehlikeyi bütünüyle bertaraf etmek lazım İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Cevat abi, aslında şunu sormak istiyordum ama aklıma başka bir şey geldi. Şimdi Taksim Gezi Parkı ile başladı bu iş. İşte bir gece bir müdahale oldu. Bu müdahalenin çok sert olduğu, orantısız güç kullanıldığı falan söyleniliyor. Şu anda da işte galiba 3 belediye görevlisiyle 2 taşeron işçi falan, o çadırları bunlar yaktı diye açığa alındı, görevden alındı falan. Fakat şöyle bir şey var. Bu olaylar İstanbul'da başlayıp Türkiye'ye yayılan Taksim olayları, Gezi'den ayırdığımız zaman Taksim olayları sanki değil açıkçası şu, önceden hazırlığı yapılmış, lojistik şeyleri falan filan yerli yerine yerleştirilmiş, plan programı yapılmış, işte sosyal medya bağlantıları falan filan kurulmuş. Dolayısıyla sanki Taksim Gezi'deki o gece o müdahale olmasaydı bile
buna yarayabilecek bir malzeme bulunabilecek gibi bir olaydı. Yani o zaman Taksim Gezi Parkı olaylarının Taksim olayına dönüşü için Gezi Parkı içeriden ya da dışarıdan, yani eylemciler arasında bulunan birilerinin ya da emniyet ya da belediye güçleri arasında bulunan birileri tarafından hazır hale getirilmiş olabilir mi? Ya bu konuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Yani yorum ve değerlendirme yapılabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bir, bu olayı komplo olarak görmek ortaya çıkmış bir sosyolojiyi, bir şeyi reddetmek anlamına gelir. Bu yanlış bir şey. Fakat bu olayda Akif Emre'nin tabiriyle bir komplo olmadığını varsaymakta, yani bir takım dış güçlerin irtibatı olmadığını varsaymakta siyasetsizlik anlamına da gelecek bir şeydir. Dolayısıyla yalnız bir şeyi söylemek lazım. Bu hadiseler mesela hakikaten bugün hadiseler sönümlenmiş pozisyondadır. Yani bundan sonra biraz daha devam eder ama şöyle dönüp baktığınız zaman o sizin bahsettiğiniz Jean Sharp dediğiniz insanın şiddet içermeyen hareketin politikası diye bir kitabı var. Yani bu Gandhi'den itibaren sivil itaatsizliğe şöyle bir dönüp bakarsak işte şeylerin Amerika'da evet, zencilerin işte bir ne Rosa'ydı o kadının ismi unuttum. Rosa Park mıydı? Rosa Park. Rosa Park. Rosa Park'ın ben kalkmıyorum buradan beyazların oturduğu yerden. Zencilerin deme siyahilerin. Siyahilerin de. Diyelim evet. Doğru söyledin. Doğru bir ibare. Siyahilerin. İkisi arasında ne fark? Zenci ırkçılığı ihtiva yani, siyahi deyince rengi de, rengi. Rengi. Tabii rengi. Açık yani, yeşil koyu yeşil gibi bir şey bu. İşte bir sürü ton var. Kadıncağız yorgun ve kalkmıyor. Yani şöyle bir ortam oluştuğunda bu ortamı ateşleyecek bir eylem gerekiyor. Bir takım işler gerekiyor. Hakikaten Gezi Parkı'nda bu tür şeyi tetikleyecek bir ortam var mıydı? Böyle bir sosyoloji bu kadar genişleyecek bir şey var mıydı? Normal şartlarda genişlemezdi. Ama bir takım şeyler müdahil oldukları zaman genişliyorlar. Yani biz de gayri tabii müdahil olduğu zaman. Evet, gayri tabii. Evet, tabii. Mesela 9,5 saat CNN yayınımı yapsa, mesela şöyle söyleyeyim. Biz de eylem yaptık. O eylemlerimize gazeteciler geldiği zaman acayip şekilde eylemin duyulacağını, bilmem ne yapacağını ve onu o görüntünün kamuoyuna yayılması için elimizden gelen her şeyi yapardık. Allah yani, bizi affetsin. Böyle yani bu işin tabiatı bu. Yani bir de şunu şey yapıyorum. Tabii hiçbir olay birbirinin aynı değil. Yani Ukrayna'da meydana gelmiş olayla Türkiye'de, Ukrayna'da meydana gelmiş olayla Gürcistan'da ve Kadife devrimlerinin olduğu diğer yerlerde. Gürcistan'da aynı değil. Aynı değil. Lübnan'da ama aynı birbirini değil. Andıran bir sürü şey var. Çok doğru. Türkiye'yi de böyle mütalaa etmek lazım diye düşünüyorum Türkiye'deki olayı. Dediğim gibi kesin kes bu Gezi Parkı'ndaki çevreci duyarlılıkları olan insanlarla diğerlerini birbirinden ayırarak konuşmak kaydıyla. Örgütleri yani şeyde. Evet. Bu şekilde konuşmak kaydıyla. Mesela ne diyor? Mesela bazı yerlerde tek bir başlılık çıkıyor. Yani bir örgüt çıkıyor ve o örgüt götürüyor. İşte Ukrayna gibi benzeri yerlerde bir örgüt götürüyor. Bazı yerlerde sivil toplum örgütlerini toplayıp onların mesela bir yerde 189 tane sivil toplum örgütünü topluyorlar. Onları bir çatı örgütü halinde teşkilatlıyorlar. Efendim ikinci olarak basit sloganlar koyuyorlar. Yeter. Efendim kımara diyor mesela işte. Ukrayna'da başka diyor. Burada ne diyor? Diren. Neye direniyorsa yani işte. Ama çok basit diren. Çünkü insanları motive de eden bir şey. Yani benim bir gücüm var karşı tarafa karşı direniyorum filan. Bu ulusal ve uluslararası medya desteği. Buraya dönüp baktığınız zaman eğer 28 Şubat'taki bir medya yapısı olmuş olsaydı bugün hükümetin çok sıkıntıya düştüğü bir ortam meydana çıkardı. Doğru. 28 Şubat'ta blok bir medya. Bakın hiç kimse rahatsız olmadı. İşçi örgütleriyle işveren örgütleri aynı şekilde bir iktidara karşı mücadele etti. Beşli çeteyi kurup. Ve Türkiye'de bir alamet sermayeye karşı savaşmış tırnak içinde Marksist filan insanlar varken böyle bir şeyden rahatsız olmadılar. Bugün de aynı şey. Yani netice itibariyle bir otel açılıyor.
otele insanlar gidiyorlar, ediyorlar. Son derece insani bir şey yapılıyor orada. Aşağıda tedavi ediliyor filan şey yapılıyor. E niye başkalarına bu kadar insani bir tavır göstermiyor bu şey? İkincisi, baştan itibaren bu tekelci sermayeye karşı olan insanlar bu sermayeden böyle bir yardım gelmesini niye başka türlü yorumlamıyorlar? Mesela Gezi Parkı bağlamında söylüyorum. Anti-Amerikancı değil Gezi Parkı. Bir tane anti-Amerikan slogan söylenmedi. Olsun diye söylemiyorum. Olsun diye söylemiyorum. Durum tespiti yapıyorum. Nasıl? Ya durum fotoğraf çekiyoruz. İkincisi, bu Gezi Parkı evet siyasallaşmamış diyoruz ama insan siyasallığını biraz da bulunduğu iklimden alır. Babasından, anasından, bilmem neden. Bunlar babalarına, analarına filan şey olarak karşı olabilirler ama bazı noktalarda %75'i ya CHP'ye oy verdiğini ya da CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Böyle bir siyasallık da var orta yerde. Bu şey öbür tarafı zaten başka türlü mütalaa etmek lazım. Üçüncüsü bütün bu renkli devrimler seçimlere ya 6 ay kala ya 8 ay kala ya 10 ay kala ortaya çıkmış hikayelerdir. Çünkü sivil itaatsizlikle siyasal iktidarı devirmeye yönelik bir eylem ortaya koyuyorlar. Yani 8 ay kala bunu yapıyor ve şey yapıyor. Yani seçime doğru mevcut iktidarın meşruiyetini sarsacak eylemler yapıyorlar. Mesela bir davulcu grup Ukrayna'da 20 gün, 25 gün, 24 saat davul çalıyor. Üf. İkincisi bakanlıkları kuşatıyorlar. Bakanlıkların etrafında şeyler oluşturuyorlar. Bizim burada farklı bir şey yapıldı. Başbakanın Ankara'daki konutuna saldırıldı. Burada ise Dolmabahçe. 2 metre kalmış. Yani polisler biraz uyanıklık yapmasa başbakanlığı işgal edecek bir pozisyon. Şimdi bunun deminki yaptığımız ayrımla bir masum eylemle alakası yok. Doğrudan doğruya planlanmış, programlanmış. Düşünün ki başbakanlık işgal edildi. Bu evet gelir oradan polisler onları çıkarır ama kendi başbakanlığını koruyamayan bir siyasal iktidar imajı ortaya çıkarılırsa şey olur. Bir başka şey imaj imal etme hikayesidir. Yani mesela seçimlerin sonuçlarına itiraz etmeyi daha baştan söylüyorlar. Seçimler doğru yapılmayacak. Evet Ukrayna gibi, Gürcistan gibi, Kırgızistan gibi yerlerde. Yani seçimli siyasetin daha erken zamanlarda başladığı yerlerde hakikaten seçimin sonuçlarına müdahale edilir. Açık Türkiye'de bu çok tatlı. İşlemez. Evet. Türkiye'de çok işlemez. Çünkü 1946 seçimleri hariç Türkiye'de genel hatlarıyla doğru denebilecek bir seçim yapılır. Dolayısıyla seçimler üzerinden gitmeyecekler yani seçimlerin sonuçları üzerinden ama bundan sonra seçimlerin sonucunu etkileyecek bir sürü eylem ardı ardına gelecektir. Yani bu bir süreç sorunudur. Süreç de devam edecek. Siyasal iktidarın buna aldığı tavra bağlı olarak. Ara vereceğiz. Yani ara hemen anladın canım. Ben biraz devam etmek istiyorum. Peki yani. Aradan sonra devam ederiz. Aslında belki aradan sonra ısrarla şuna da bakmak lazım. 20 küsür gündür yaşanan Taksim Gezi olayları, gösterileri, İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i falan. Bütün burada şöyle bir şey karşımıza çıktı. Bu işe taraf tutanlar, bu işin tarafını tutan insanlar 200 trilyon lirayı bulan zararlar konusunda ağızlarını açıp tek bir kelime etmediler. Bakın, ve süreç boyunca bakın da... Bakın Ekrem Bey, bunların hiçbir anlamı yok. Abi 200 trilyon değil. Hayır. Bak bir şey söyleyeyim. 200 liralık olsa hayır, da problem. Hayır, 20 milyar tamam. dolar kaybetti desen hiç esnemez. Yani o Gezi Parkı'ndaki arkadaşlar... Ben ondan bahsetmiyorum. Ben mesela bir siyasi parti genel başkanının ya da işte bir televizyon programcısının, bir gazete yazarının bu olayları değerlendirirken o gençlere falan dönüp ya yapmayın, etmeyin, vurmayın, kırmayın niye demiyor olmuştu ondan bahsediyorum. Neyse bunu peki, şeyden efendim, sonra konuşalım. Konuşmak lazım. Devam edecek kısa bir reklam arası. Az sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Efendim merhabalar, konuşmak lazım da tekrar beraberiz. TV.net ekranlarındayız. Konuşmak lazım programında Ali Bulat, Cevat Özkaya, bendeniz Ekrem Kızıltaş. Taksim Gezi Parkı'nı ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Çünkü konuşmak lazım bu konuyu diye düşünüyoruz. Abi reklam arasına girmeden sen evet. Şeyler söylüyordun. Kısaca onu söyle ama esas olarak da şu.
Veya dur onu Ali abiye söyleyeyim. Sen buyur abi. O söylesin canım, Allah Allah. Tamam abi, o da söyler. Şimdi seçim sürecine müdahil olmaya çalışılıyor dedik. Seçimlere yakın yapılıyor bu iş. Bir de nedir? Yani bir insanı, yani bütün gayrimemnun kitleleri bir şey altında toplamak. Bunların ortak bir politikası yok. Yani ortak anlaşıyor değiller birçok şeyde ama bir hedef gösterip onun etrafı. Bir hedefte nasıl toplanabilir? Bir diktatöre karşı isyan ettirebilirsiniz. İşte böyle olur. Diktatörü nerede bulacağız? Ama inşa ediyorsun işte. Yani Tayyip Bey'in üslubu 3 aşağı 5 yukarı başladığından beri aynıdır. Evet. Bu üsluba eleştiri götürürsünüz, getirmezsiniz ayrı bir konu. Ama bundan 5 ay önce, 5 yıl, 3 yıl önce diktatör olmayan bugün diktatör oluyor. 2-3 ay önce başladı CHP Genel Başkanı. Her sözüne dönün bakın, bir diktatör lafı kullanıyor. Bu bir şey inşa etmedir. Bütün o belli bir yazar kesimine dönün bakın. Diktatör inşa ediyorlar. Yani ne oldu da diktatör oldu diye sorsanız, hı hı. Bir iki üslup üzerinden. Burada Kürt meselesini çözmeye çalışan, terörü bitirmeye çalışan, efendim Alevilerin sorunlarına, yani Dersim'de yapılmış meselelere buradan gelip bugünden özür dileyen, tam rantabl olmasa da Alevi çalıştayları yapıp bu meseleyle ilgili bu meseleyi halletme konusunda en azından niyet beyanı olan ve bunu bir takım olaylarla fiile geçiren ve sağlıktan bilmem neye kadar bir takım şeyler meydana getiren hangi fiille beraber diktatör olmuş? Seçim sandığının sonucu mu tanınmamış? Seçimlerin meşruiyeti mi kabul edilmemiş? Bir sosyolojinin varlığından bahsediyoruz Gezi'de. Tabii bu anlamlandırılması lazım. Fakat bütün hikayeyi Gezi üzerinden ve Taksim'deki olaylar üzerinden okuyanlar karşı bir sosyolojinin varlığından da haberdar olmalılar. Yani netice itibariyle Kazlı Çeşme de bir sosyolojiyi temsil ediyor. Esenboğa'dan bilmem neye kadar gelenler de bir sosyolojiyi temsil ediyorlar. O zaman gözün bir tanesini kapatıp tek taraflı görmek değil, iki gözle beraber hadisenin tamamını görmek gibi bir durumla karşı karşıya olmamız lazım. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Tabii bu bir seri dönemden döneme, bölüm bölüm, etap etap gelişecek hadiseler var bu meseleyle ilgili. Bu olayın başlangıç noktasıdır. Bu başlangıç noktasında dediğim gibi nispi bir sönümlenme vardır. Ama önümüzdeki dönemde bu hareket devam edecektir. Eğer siyasal iktidar toplumu karpuz gibi ortadan yardı. Peki bir şey yapıyorsunuz ve mesele hükümeti işlemez hale getirmektir. Ukrayna'da aynısı yapılmıştır. Hı hı. Gürcistan'da aynısı yapılmıştır. Dediğim gibi bunlar birebir aynı değillerdir. Yani bunların mazilerinde iyi kötü seçimli bir demokrasinin olduğu bir süreç yoktur. Yolsuzlukların çok ileri gittiği bir şey vardır. Bugün mesela bu yürüyenler hükümet istifa diyorlar. Gelir dağılımı adaletsizliğinden, yolsuzluktan ve belediyelerin hizmetlerinin doğru gitmediğinden ve benzeri şeylerden bahseden istekleri görmüyoruz. Evet. Sadece diktatör inşa etmeye dönük bir şey. O zaman niye diktatör? 2 yıl, 3 yıl önce olmayan şey bu, bir takım üslupların kontrol edilmesi gerektiğinden insan açıkça başbakan diyor ki bundan gerekli dersi aldık. Kırılan kalpleri de onarırız. Kırılan bir takım işte senin 200 trilyon diye bahsettiğin şeyleri de onarırız. Eminim bundan gerekli dersler alınacaktır. Ama bu derslerin alınmadığından dolayı büyümedi bu hadiseler. Üslup meselesinden bahsediyoruz. Birisi çıkıp dese ki Türk siyasetinin üslubu berbattır. Tamamıyla katılırım. Yani Tayyip Erdoğan'ın üslubu kötü, Kılıçdaroğlu'nun üslubu çok iyi veya Bahçeli'nin üslubu çok iyi. Yani böyle ayrıştırıp bir hedefe doğru yöneltme ve bütün gayrimemnunları bir istikamete doğru gönderme gibi bir şey var. Ve bunu çok eğlenceli şekilde yapıyorlar. Şeyde de bu akıllıca bir şeydir, açık söyleyelim. Ukrayna'da yaptıkları da buydu. Küçük skeçler, küçük bilmem neler filan bu şekilde. Bir de bakanlıkların etrafını saran 2-3 bin tane hemen çadırlar kuran. Hatırlayın Ukrayna'yı. Bir ay filan o çadırlarla yaşadı insanlar. İşgaliye bile ödemeden. Bunun bir ekonomisi filan var bu. Kendiliğinden olmuyor bu işler. Ama bunu sadece dışarının ortaya koyduğu işler olarak nitelersek yanlış olur. Dışarısı
sonuç vermeyecek bir sosyolojiye yatırım yapmaz. O sosyolojiyi imal etmemek lazım, inşa etmemek lazım. Evet. Ali abi, bu Taksim Gezi Parkı olayları, işte başlayıp yürüyen olaylarda az önce de söyledik. İki kesim var. Birisi bunun bir tehlike olduğunu, bu gelişmelerin aslında çok da masum bir niyetli olmadığı ya da önceden masum olsa bile sonradan birilerinin bunu başka yönlere kanalize ettiğini ve tehlikeli sulara doğru götürdüğünü söylüyor. Bir kesimse bunun masum gençlik eylemleri olduğunu ve gençlerin işte haklarını talep ettiklerini, bunların yeni nesil gençlik olduğunu falan söylüyorlar. Ve bu arada ilginç bir şey var. 200 trilyon civarında maddi zarar var. Yakılan, yıkılan, yağmalanan yerler, iş yerleri ki Taksim ve havalisi halen boşaltılmış gibi neredeyse. Çünkü %90'ı boş olan oteller falan hala kendilerine gelebilmiş değil. Esnaf işte dükkanlarını yeni belki yeniden tamir ediyor, tadil ediyor. Bu arada yüzlerce araç yıkıldı falan. Burada bir vahşet var, bir vandallık var. Taraftar olan kesimler, mesela başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, siyasi parti genel başkanı olsun, diğer aydın kesim olsun, bu 20 günlük hengame sırasında hiçbirisi bu kalabalıklara dönüp, ya arkadaş haklıyken haksız konuma geliyorsunuz, yakıp yıkmayın, vurmayın, kırmayın, yağmalamayın sözünü hiç kullanmadı ve halen bu eylemlerden bahsederken bu eylemlerin olumsuz taraflarını hiç atıfta bulunmuyorlar. Bunun sebebi ne? Bir körlük mü var bu insanlar? Yok, siyasi ihtiras bu. Yani İstanbul'un fethine takaddüm eden günlerde Çandarlı Halil Paşa evet, İstanbul'un fethedilmemesini istiyor. Bizans'ın alınmamasını istiyor. Çünkü kendi konumunu kaybedecek. İstanbul'un fethedilmesi, Müslüman ordunun geri çekilmesi onun konumunu sağlamlaştıracak. Siyasi ihtiras insanın gözünü o kadar karartır ki basiretini bağlar. Allah 200 Allah. Trilyon lira para gitmiş, kimsenin umurunda değil 200 trilyon abi, lira. Travmalar, yani, bir sürü insan çok ciddi travmalar yaşıyor. O küçük insanın travmasıdır. Esnafın yani uğradığı zarardır. Ama asıl yani resmin büyüğünü görüp ona göre plan yapanlar, hı hı, 200 trilyonu şey yapmazlar, kale almazlar. Fakat bu etkileyici faktörlerden bir tanesi olur. Yani senin sorun anlamsız değil, anlamlıdır. Hı hı. Benim kanaatime göre de bu Taksim olayının toplumsallaşmamasının, kadük kalmasının üç önemli sebebi oldu. Hı hı. Başarılamamasının üç önemli sebebi oldu. Birincisi şiddet unsurunun, tahripkarlık, vandalizmin işin içine karışmış olması. Evet. Yani zaten hakikaten 40 yıllık kâni olur mu yani derler ya. Evet. Yani bizim bu sol örgütler, muhalifler, Marksist-Leninist gelenekten, hı hı, gelenler başka bir şey bilmiyor. Yani Molotov kokteyl, polisle çatışma, bir devletin kendisine, polisin kendisine bir husumetleri var zaten. Böyle bu kadim bir husumettir. Yani o elbiseyi giyip kardeşleri bile karşılarına çıksa, evet, aynı mı yani olacak? Evet, bu ve şiddet, işte devrim, çatışma, provokasyonlar, öldürmeler, hı hı, bundan başka bir şey bilmiyorlar. Gezi Parkı'nda başka bir üslup ortaya çıktı. Onu anlamadılar. Zaten Gezi Parkı'ndakiler de baktılar ki bu işin rengi değişiyor. Onlar çarşıyla beraber geri çekildi. Eylem ellerinden kaçtı. Tabii onlar da geri çekildi. Şu anda öyle çok, hı hı, aktif olarak bu işe katılmıyorlar. Yani birincisi bu şiddet unsurunun katılması. Şiddet unsuru ortaya girince meşruiyetini kaybetti. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler şey yapmadı dediğin gibi. Yani bu şiddete çok net bir biçimde tavır karşı çıkmadı. Çıkmadılar. Evet. Polisin şiddetine karşı çıktılar. Fakat mukabil şiddete karşı çıkmadılar. Halbuki polisin yani ben şiddetini savunan o zaten. Evet, yani polis zaten bir şey yapıyorsun, sana tepki veriyor. Tepkisinde aşırı gidiyor. Onda hiç şüphe yok. Bazen aşırı gidiyor. İşte bir kızcağızı tutuyor, saçlarından sürüklüyor. Sonra kendisi de bakıyor, ya bunu ben mi yapmışım, evet, diyor. O ayrı bir mesele. O psikolojik bir ortam. O psikolojik bir ortam. Fakat mesela ana muhalefet partisi bu işten eğer ekmek yemek istiyor idiyse bu vandalizme ve şiddete ona dikkat çekti. Karşı çıkması evet, lazımdı. Sonra polisin de aşırı güç kullanmaması yönünde ihtarda bulunması lazımdı. Birincisi bu. İkincisi çok net bir biçimde şu anlaşıldı. Yani bu iş sadece sosyolojik boyutuyla ortaya çıkmış değil, uluslararası bir operasyon. Yani iş birkaç ağaçtan ibaret değil. Evet. Sen yani hala anlamadın. Evet. Ha, ya ben acaba bu işte kullanılıyor muyum diye insanlar düşünmeye başladı.
Çünkü bu Gezi Parkı ve Taksim dolayısıyla verilen tepkiler gayri tabii tepkiler oldu. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri peş peşe ilk iki günde 6 açıklama yapınca ya dur ne oluyoruz yani tamam bir şey var orada anladık da bu kadar ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan bakanlıktan bakana Sonra Beyaz bakanımız. Saray'a evet. Efendime söyleyeyim Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine Biden'a varıncaya kadar çok yani sert bir biçimde Mısır'daki Tunus'taki olaylarla ilgili bu açıklamanın üçte birini yapmadılar. Ve çok geç yaptılar orada. Ha, yani bir orada şeyi anladılar. Yani mübarek gidecek kanaatine vardıktan sonra açıklama yaptılar. Yani. Der Spiegel 16 sayfalık bir Türkçe ek yayınlıyormuş yani bu gezi olaylarıyla ilgili. Bütün Batı medyası bu işin üzerine çullandı. Bu gayri tabii bir şey. Ve en son Birleşmiş Milletler bile açıklama yaptı. Yani Türkiye'yi uyarıyor. Şimdi bu sosyolojik zeminde hareket eden, gayri memnun olan, tepki duyan insanlar ya bu işin içinde galiba iyi saatte uluslararası hariçteki iyi saatte olsunlar da karıştı. Bu işin rengi değişti dedi. Ve doğrudur ki uluslararası bir komplo olduğunda hiç kuşku yok. Yani hiç bunda en ufak yani bir tereddüt yok. Ve ben bunu defalarca da yazdım. Doğrudan doğruya bu şey Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştır. Onu götürmek istemek dediler. Ertesi günde Yalçın Akdoğan son derece yerinde bir adeta bir slogan üretir yedirmeyiz. Gibi yedirmeyeceğiz diye şey yaptı. Bu da şey oldu zaten yani mukavemetin anahtar şeyi oldu. Üçüncü bir şey ortaya çıktı. Ana kütle yani bu eylemleri yapanların dışındaki ana kütle dindar muhafazakar Müslüman kütle sadece Tayyip Erdoğan'la ilgili değil kendine karşı bir tehdit algıladı. Ya tabii. Bu Tayyip Erdoğan'ı da aşan bir şey. Tamam hani diyelim ki Tayyip Erdoğan'ı götürdün, hükümeti de götürdün. Bu biz yeniden 28 Şubat'a mı dönüyoruz diye. Tencere tava hepsi bir hava falan başladı çünkü. Tehdit algıladı. Evet. Neden buna sebebiyet veren şey neydi? Birincisi Taksim'de sürekli Türk bayrağı ve Türk bayrağının ay yıldızının içinde Mustafa Kemal imajı ortaya çıktı. Bu eylem yapanlar şeye dönüp Atatürk Kültür Merkezi'ne, Mustafa Kemal'in resmine, Atatürk'ün resmine dönüp eylem yapıyorlar. Bir tür tapınma şeyi çıkıyor. Böyle bir imaj ortaya çıkıyor. Bu duran adam şeyinde. Dakikalarca veya saatlerce yani şimdi buradaki sembol, Mustafa Kemal sembolü yani Mustafa Kemal'in şahsının, zatının dışında tek partiyi ifade eder. Yani bizim kolektif hafızamız böyle çalışır diyor. Şöyle çalışır. Yani bunu öne çıkardığın zaman 1923-1950 tek parti akla gelir. Bu adamlar... Bir sürü olumsuz tedavisi olan bir şey. Aktörler, bu işin arkasındaki aktörler, onların medya şeyi 28 Şubat'ın mutfağında çalışan insanlar. Tabii. Yani... Bu ana kütle de, dindar kütle de böyle bir şey hissedince ya bana karşı bu bir tehdit ve sahiden de şeyler olduysa böyle başörtülü hanımlara saldırılar olduysa veya tacizler olduysa bu tepki marjinalleşti. Evet. Yani şu anda marjinal bir tepki var. Abi 67 bir... ilde de değil yani giderek yani Ankara, giderek İzmir, Eskişehir, Antalya gibi birkaç ile sıkıştı. Kendi özellikleri olan iller. Kısa bir ara vereceğiz galiba. Efendim konuşmak lazım. Devam edecek kısa bir reklam arası. Sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Efendim merhabalar. Kısa gibi gözüken bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. TV.net ekranlarında konuşmak lazım. Programındayız. Ali Bulat, Cevat Özkay, bendeniz Ekrem Kızıltaş. Daha çok Gezi Parkı'nı konuşuyoruz. Çünkü konuşmak lazım diyoruz. Reklam arasından önce Ali abiyle konuşuyorduk. Şimdi ben müsaadenizle Cevat abiye döneceğim. Cevat abi bu Taksim Gezi Parkı olaylarıyla alakalı süreçte şu anda gündemde bu Gene Sharp'ın Diktatörlükten Demokrasiye kitabı orada önerdiği işte şiddetsiz mücadele yöntemleriyle bu olayların birbirine uyuşması konu ediliyor ama aksayan bir şey var bence. Adam bütün işte 200 madde boyunca şunu yapın, şunu yapın, şunu şöyle yapın, bunu yapın falan derken buralarda genelde şiddet unsuru yok.
hani başarıya giden yolun o şiddetsiz olabileceğini öngörüyor. Buna göre tavsiyelerde bulunuyor. Hakikaten Taksim Gezi olayları diye adlandırılan olayda o tavsiyelerin birçoğunun uygulandığını görüyoruz. Ama bir yandan da yakıp, yıkan, işte yağmalayan bir kesim var. O zaman Taksim'le Gezi'yi ayırdığımız gibi burada Taksim'i de ikiye mi ayıracağız? Birileri aslında Jean Sharp'ın söylediği gibi şiddetsiz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama başka birileri de hay Allah fırsat bu fırsat biz de şiddetle bir şey yapalım dediler. Bir üçüncü unsur mu çıktı? Ya bu tabii şey yapmak lazım. Yani Ali abinin söylediği eski tarz bir mücadele metodu. Yani baştan itibaren bildiklerini yapanlar var. İki, bunları bu bildiklerini yapmaya kışkırtanlar da vardır. Yani böyle şeyler de vardır. Çünkü kamuoyunun nezdinde gayrimeşruluğu üretmek için böyle şeyler de yapılabilir. Yani daha önceki burada bilmiyorum yapılmış mıdır yapılmamış mıdır ama daha önceki eylemlerde bunu gördük. Son derece masumane eylemlerin şiddete bulaştırılarak dışlandığı iklimler de olmuştur. Dolayısıyla şiddetsiz mücadeleyi yürütmek çok büyük irade isteyen bir şeydir. Ciddi irade ister ve yeniden birçok hadiseleri yeniden düşünmek lazım. Bu anlamda hakikaten şey olarak söyleyeyim, çok da yararlandığım bir yazı oldu. Burhanettin Can'ın, Prof. Burhanettin Can'ın internette dolaşan bu meselelerle ilgili bir yazısı var. İlginç bir yazıdır. Yani birçok belgeleri de ihtiva eden bir yazı, bakmak lazım ona da. Dolayısıyla bu şiddet meselesinin ortaya çıkması hakikaten hareketin meşruiyetini de ortadan kaldırdı. Yani eğer o şey ortaya çıkmasaydı, şiddet ortaya çıkmasaydı hareket bir süre daha devam ederdi. Bakın burada Ukrayna ile ilgili söylenen şey de diyor ki şeyin etrafını sardık, başkanlık sarayının etrafını sardık, başkanlık sarayını işgal de edebilirdik. Ama bu bir şiddet unsuru içerirdi. Şiddeti dışlamak ve kendi meşruiyetimizi sağlamak için başkanlık sarayına girmedik diyor mesela. Bir de bir taraftan şöyle bir şey var. İnsanlar önemli olmaya ve değer verilmeye karşı insanların bir açlığı var. Yani tarih yazıyorsunuz deniyor. Şimdi bu Gezi Parkı gençliğinin güzellemesine dönün bakın. Evet. 68 kuşağının solcuları, efendim oturup da ekrana karşı yenildin Sayın Başbakan diyen profesör. Bunlar işlerinde ukde olarak kalmış şeyleri bu çocukların üzerine yiyip hani vardır ya. Doğru düzgün okullarda okuyamamış bir baba bütün özlemlerini çocuğunun üzerine boca eder ve çocuğu güdük bırakır. Bu tür istemler, bu tür şeyler de adeta bir güdüklük meydana getirdi bu şeyde. Çünkü mesela önemli olduğunu şey yapmak istiyor. Mesela ne diyor? Gençler diyorlar ki tarih yazıyoruz biz burada. Ukrayna'da söyledikleri. Evet. Burada da aynı benzeri şeyi görüyorum. Gençler siz hiç kimsenin yapamadığını yaptınız. Efendim sendikalar bunu yapamadı, bilmem neler bunu yapamadı, şunlar bunu yapamadı, bunlar bunu yapamadı. Siz hiç kimsenin yapamadığını yaptınız. İki, bir de o örgütlerde bulunanlar mesela bir şey daha, eylemlere geleceğimizi emin ellere vermek için katıldık. Ne kadar çok insan burada olursa o kadar güçlü oluruz. İki çocuğum var, onların geleceğini garanti altına aldım diyor. 4 sene sonra Ukrayna'daki şey tersine dönüyor. Bu işler, bu tür mesela bu sosyal medyayla organize edilen şeyler bir takım şeyleri yıkabilirler. Ama yapıcılıkları yok bu tür şeylerin. Ve yeni bir organizasyon tarzıyla karşı karşıyayız. Organizasyon dediğimiz zaman üçümüzün bir araya gelip, beşimizin bir araya gelip yaptığı şeyleri anlıyoruz. Ve birbirini tanıyan insanların organizasyon yapacağını düşünüyoruz. Senin çok iyi bildiğin alan, ben acemisiyim bu alanın. Daha doğrusu acemisi de değilim, hiç bilmem. Bu Twitter bilmem nerede organizasyon icra eden arkadaşlar birbirlerini tanımıyorlar bile. Yani böyle bir, ama bunları işte belli bir istikamette yönlendirip bir işte diren, yeter ve benzeri bir takım sloganlar etrafında örgütlendirip bir tek noktaya doğru saldırtmak. Bu nokta Ali abinin söylediği gibi şu anda Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan ne? Tayyip Erdoğan netice itibariyle siyasal sisteminde ağırlık noktasıdır. AK Parti'nin de ağırlık noktasıdır. Onun nefret objesi haline getiriyor. Nefret objesi haline getiriyor. Onun imha edilmesi lazım. Burada evet, evet. Tayyip Erdoğan'ın
böyle olup olmaması önemli değil. Tabii. Böyle bir imajın yaratılması önemlidir. Ve bu imajı yaratmak için dönün bakın, belli yazarları takip edin. Muhalefet liderini takip edin, dönün bakın. Yani durmadan mesela ne oldu? Tayyip Erdoğan bir ekonomik açıklama yaptı. Ekonomik açıklamanın cevabı ekonomik açıklamadır. Hayır, öyle değil, böyledir. Diktatör. Bir de tabii acemice yaptığı için çok da şey oluyor yani. Adam böyle garip kaçıyor ama. Başka bir şey bilmiyor demek. Bunu söylüyor. Hayır. Evet. Bu iftira yap iz bırakır meselesi gibi bir şeydir. Efendim, o tür baktığımız zaman hepimizin söylemlerinde bir takım şeyler bulabiliriz. Yani bir takım hatalar, bir takım yanlışlar. Tayyip Erdoğan da nihayet şey değil. İnsanüstü bir varlık. Biz bir insan. Onun da bir alamet hatası var ve söylenmesi de gerekir. Ama siz diyorsunuz buradan diktatör inşa etmeye kalkıyorsunuz. Bunun böyle olmadığını söylemek gerekir. Şimdi burada şey ikna edici olmadı şeyler. Yani göstericiler, eylemciler, evet. Evet. Neden? Dediler ki özgürlükler yok. Özgürlük. Sürekli özgürlüğü öne çıkardılar. Ben de bu hafta nedir zamanda, bu özgürlük değil mi? Sadece bu anahtar terim üzerinde ne bu özgürlük? Nerede sizin özgürlüğünüz kısıtlandı ve nasıl bir özgürlük istiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Tam aksine yani AK Parti 10 senedir aşırı özgürlükleri bana göre aşırı özgürlükleri kullandı. Öyle bir özgürlüklerinin kısıtlandığı yok. Mesela düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda geçmişle mukayese ettiğimizde merkez sağ merkez sol partileriyle çok iyi bir konumdayız. Yani içeride bazı gazeteciler var fakat onlar düşüncelerini ifade ettikleri için değil. Başka bir şekilde. Yani tabii mesela diyelim ki meşhur bir misal verirler. Yani bir berber hırsızlık yaptı ve içeri atıldı. Berber olduğundan dolayı değil, hırsızlıktan dolayı. Evet. Berberler içeride diyemezsin. Berberler yani. İçeride diyemezsin. Böyle bir propaganda yayarsan bu tutmuyor. Öyle bir şey yok. Yani ifade özgürlüğü ki ben bu ülkede 35 senedir... Ama Ali abi affedersin de tuhaf bir şey var. Halen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri falan açıklamalarında ısrarla Türkiye'de basın özgürlüğü vurgusu yapıyorlar. Şimdi işte zaten yani bu imaj üretimini yapıyorlar. Yani birincisi bu. Bu özgürlük dedikleri şey böyle bir şeydir. Yani öyle bir şey yok. Tek bir düzenleme var yapılmış. O da alkolle ilgili düzenleme. Evet. O da son derece makul. Yani Avrupa'daki gerisinde. Avrupa'daki düzenlemelerin de çok gerisinde. Evet. Bir önceki şeyde de programda da örnekler verdik. Mesela bu İrlanda ve İngiltere bunu ulusal güvenlik stratejisi çerçevesinde ele alıyorlar. Yani ülkeyi tehdit eden bir noktaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un merkezindeki parka böyle seni sırf alkol için arar. Birayla bile giremezsin. Evet. Çünkü bu hakikaten üçüncü sahasların güvenliğini ilgilendiren bir şey. Doğru, kamu alanı. Ali abi düzenleme. Bir şey var. Evet. Affedersin, kusura bakma. Yani bu düzenleme hükümet tarafından yapılıyor. Tabii hükümetin başkanı da Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan. Fakat bu düzenlemeden dolayı Erdoğan'a şey yapılıyor, hücum ediliyor. Bu düzenlemeyi onaylayan Abdullah Gül, Sayın Cumhurbaşkanı. Ona ilişkin tek bir şey yok. Burada da bunu Sayın Abdullah Gül de biliyordur, Sayın Tayyip Erdoğan da biliyordur. Yani aynı fiili Cumhurbaşkanı onaylamasa bir 15 gün daha şey olacak. Muhtemelen bu kamuoyu içinde olmayacak bu iş. Yani bu kamuoyuyla beraber yapılması zor hale gelecek. Fakat birini böyle şeytanlaştırıp amiyane tabirle, diğerini başka türlü. Bu da tam bir iktidarı bölme operasyonu. Galiba. Yani şeyler arasında sorun çıkarma operasyonu. Bunun da farkında olmak lazım diye düşünüyorum. Yani. Tabii o ikinci aşamada yani önce bir Tayyip Erdoğan'ı bir yıpratmak, onu bir nefret objesi haline getirmek lazım. Sanki o devre dışı, yani denklem dışı daha doğrusu kalırsa zihinde tabii yani fiilen değil. Yerine peki, ne koyacağız? O zaman zihinlere şu soru atılacak. Ne konacak yerine? Ne yapmalı filan diye. O tabii öyle bir şey var yani. Doğru. Şimdi bunlar ikna edici olamadı. Yani düşünceyi ifade edebiliyorsun, yazabiliyorsun, çizebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Başbakan'a hakaret ediyorsun. O da dava açıyor, evet. Para kazanıyor, reddedilebiliyor vesaire. Bu normal bir prosedür yani. Peki yaşama biçimine bir müdahale var mı? Yok. Yani kimsenin hayat şeyine işte kılık kıyafetine filan karışmadı ama
bu propagandayı yürütenlerin geçmişlerine dönüp baktığın zaman ve bugünkü uygulamalarına, bugünkü söylemlerine baktığın zaman dindar kitle üzerinde eski dönemi diriltmeye, hortlatmaya pek yatkın olduklarını, pek istekli olduklarını da görüyorsun. Yani laik diktatörlüğün üstünü örten bir şey haline geldi. Evet. Hayat şeyi abi. Hayat şeyi. Hayat tarzı. Şimdi bu sadece bir hayat tarzı ve bir ifade özgürlüğü veya Recep Tayyip Erdoğan'ın sert üslubu değil. Bu biraz da sınıfsal bir şeye dönüştü. Yani öteden beri Cumhuriyet dönemi boyunca okulda müstahdem olarak gördüğü, evinde temizlikçi olarak gördüğü ve istihdam ettiği insanın başını örtüp bir firmada, bir okulda, bir kamu yerinde veyahut da toplumda veya iktisadi hayatta belli bir yere gelmesi, statü sahibi olması, gelire sahip olması, onun gibi tüketmeye başlaması, hı hı, onun gibi yaşamaya başlaması ezberleri bozdu. Ezberleri bozdu ve müthiş bir öfke patlamasına sebep oldu. Yani patlamanın merkezine baktığın zaman kim bunlar ki? Varoşlar değil. Yani varoşlarda patlama olma, halbuki varoşlarda olması gerekirdi. Olması eğer gerekir. Öyle bir şey olsaydı. Orta sınıflar, esnaf, çarşı, bu şiddet unsuru girdikten sonra bunlar geri çekildi. Yani bu işin rengi değişti. Ama bu onların sorunu olmadığı anlamına gelmiyor. Sorunları var. Fakat patlama nerede oluyor? Bu gayri tabii insanı ürküten, hakikaten patolojik bir öfke. Bostancı'da, Suadiye'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Ankara'nın merkezinde. Ve bu insanlar hepsi şey, beyaz, tuzu kuru, evet, soğun derece rafine, makyajlı, ama dekolte abi, kıyafetli. Beyaz konusunda hafif bir itirazım var. Yaz olduğu için bronzlaşmış olabilir. Evet, şimdi bunların şeyi şu. Yani bu ülkede iktisadi gelir düzeyi yüksek olan zümreler biz olmak durumundayız. Evet. Biz tüketeceğiz, biz harcayacağız. Biz yöneteceğiz. Ama bu yoksullar ve bu orta sınıf gibi de performans da göstermeyeceğiz. Çalışmadan. Hı hı. Emek de dökmeden, daha doğrusu onlar çalışacak. 1929'dan bu yana nasıl uygulanıyor idiyse bu ülkede şey, sistem, bu böyle devam etmeli. Fakat bunların talep ettiği, benim yaşama tarzıma müdahale oluyor dediği şey, hı hı, kanunlarla veya polisle veyahut da siyaset yoluyla hayat tarzına müdahale değil. Benim kullanmak istediğim özgürlük ve yaşamak istediğim hayat çok pahalıdır. Para gerektirir. Para da vereceksin. Para da vereceksin. Yani ben Hawaii adalarına gidip şey yapacağım, tatil yapacağım. Her ay Paris'e gideceğim. Yatlarda işte veya özel malikanelerde yaşayacağım. Marka giyineceğim. Pahalı arabalara bineceğim. Ve ona göre de benim bir iktisadi gelir, benim bir gelirim olması gerekir. Halbuki şu anda takip edilen politikaların bir kısmı Anadolu'ya, orta sınıfa ve dindar, muhafazakar, küçük genel ve orta kitleye, ölçekli şeye de aktarıldığı için buna inanılmaz bir öfke ve nefret duyuyor. Ve bunu kendi özgürlüğüne ve yaşama kısıtlama tarzına olarak, kısıtlama ve müdahale olarak görüyor. Bu işin arkasında böyle bir sınıfsal temel var. Bu adaletten yoksun bir tepkidir. Abi yani sanki burada adalet yok. Burjuva isyanı gibi bir şey oluyor. Kent soylu burjuva isyanı öyle diyebiliriz. Yani şeyin Atilla İlhan'ın dediği gibi yani. Evet. Kent soylu bir İsyan bu. Şimdi bu isyanın toplumsal bir değeri yoktur. Evet. Eğer bir iktidarı devirmek istiyorsan, devrim yapmak istiyorsan bu zümre, bu zümreler şey yapamaz. Zümreler, küçük zümreler, hı hı, yani iktidar seçkini olmaya talip ve uluslararası güçlerle de işbirliği yapan ama kirli işbirliği yapan bu zümreler şey yapamaz, devrim yapamaz. Neden? Çünkü ana kütle burada değil. Ana kütle işte şeyi de gördük, Kazıçeşme'de, Erzurum'da, Samsun'da, Kayseri'de veyahut da hatta mesela başbakan öyle kontra ataklar yaptı ki hakikaten bir anda böyle nevirleri döndü. Havaalanından şehre gidinceye kadar 3 miting. Evet. Yani böyleyse böyle, öyleyse öyle yani filan deyince. Hemen buraya da bir mazeret bulundu. Bu kelimelerle böyle mazrufu zarflama meselesi. Efendim toplumu şey yapıyorsun. Bölüyorsun. Evet. Yani ana o ayrı. Ana kütle şunu algıladı. Yani bu toplumun ana kütlesi %75, %80'i muhafazakar, dindar, mağdur
ve Cumhuriyet tarihi boyunca dışlanmış bir kütledir. Hı hı. Biz tek parti dönemine geri dönüyoruz. Bizi bunlar yine amele olarak kullanacak. Yine bunlar bizim başörtümüze müdahale edecek. Evet. Yani yine bunlar bizim üzerine baskı kuracak. Bu mesele bir Gezi Parkı, bir AVM, bir ağaç meselesi olmaktan değil. Çıktı. Evet, yani ben de Gezi Parkı'nın değişmesini istemiyorum, AVM'ye karşıyım. Fakat bu ayrı bir şey, bu evet. ayrı bir şeye dönüştü. Yalnız Ali abi, özel evet. bir şey meşruiyetini kaybetti yani. Doğru, tabii. Yalnız kışla güzel olacağı benziyor. Yapılsın, yapılmasın ayrı şey de. Hani eski resimlerine bakıyorum, Hint tarzı pek hoş değil ama yani fena yakışır. Hani fikir evet. beyan etme meselesi ya. Cevat'ın uzmanlığı var galiba. Estağfurullah. Fakat şunu söyleyeceğim, evet, belki bir daha laf gelmez bana. Eğer uluslararası boyutu son hı-hı. derece önemliyse, ki bence önemlidir, bazı ülkeler, bazı lobiler, bazı güçler kendilerini aşikar ettiler, ortaya koydular. Yani biz seni devirmek istiyoruz. Hı-hı. Şimdi bu işin peşini bırakmayacaklar. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Benim şahsi kanaatime göre birinci hamleyi Reyhanlı'da yaptılar. Hı hı. Mesajı orada verdiler evet. ve çok acıtıcı Sayın oldu. Sayın Başbakan şeyi de söylüyor. AK Parti Genel Merkezi'nde biliyorsunuz bir saldırı olmuştu. Evet. Ondan başlatıyor aslında. Doğrudur. Galiba. Ve ya, evet. Tabii ki onun bilgileri bizden çok doğru, daha doğru. sağlıklı. Onu biz bilemeyiz. İkincisi de bu işte Gezi Parkı, Taksim olayı. Sanki bana öyle geliyor ki yani bunun arkasını yani Taksim üzerinde bunun arkası gelmeyecek. Çünkü hı hı. bunun arkası yok. Yok. Yani işte örgütler çıkacak. Efendim duran adam, şiddet, hı hı. molotof kokteyl, polisle çatışma. Bu zaten biz alışıyoruz öyle şeylere. Yani bu topluma alışık. PKK'yla yani 30 senedir. Alıştık. Bir de 28 tabii. Şubat'ta envaini gördük bu işlerin. Yani. Tabii. Hiç. Bir de tabii burada bir şey de ya insanlar hakikaten çifte standart hareket ediyor. Adalet duygusu olmayınca. Ben çok iyi hatırlıyorum, polis 28 Şubat'ta acizmendileri tutup evet. şeye otobüslere koyacak. Bunlar da direniyor. Hı hı. Star, hadi isim vermek adetim değil ama o günkü Star. Eski Star. Eski Star tabii. Şu, eski televizyonu. Uzanların Star'ı. Evet, haberi böyle veriyordu. Hı hı. Sayın seyirciler, görüyor musunuz acizmendiler polise nasıl direniyor? Ya. Girmemek için diyor, otobüse evet, girmemek otobüse için girmiş. Nasıl direniyor diyor. Nasıl diyor şiddet kullanıyor. Ya adam girmek istemiyor. Bundan daha tabii ne olabilir? Bu refleksif bir şeydir. Evet. Yani seni doğru. götürecek. Neyi nasıl anlattığınıza bağlı abi. Evet. Yani şimdi ise yani polisin şiddeti vahşi bir şiddet oldu. Yani yine de tabii yani polisi savunur gibi olmayalım da abi, şeyde. Abi affedersin. Makul çevredeki şey. Burada müsaadenizle bir şey söyleyeyim abi. Bir anekdot lütfen müsaadenle. Bu Keskin falan hani genel grevi ilan etmesi hikayesi var. Şişli'den yürüyüşe başlayacaklar. Güya Taksim'e gidecekler. Genel grev değil de özel bir grev oldu galiba. Sadece yöneticiler katıldılar falan. Benim çocuklardan birisi o gün bir işi dolayısıyla Şişli'de yürüyüşçüler yolun içindeler. Yürüyüşe geçmek üzereler. Polis de etraflarında. Çocuk gelmiş anlatıyor. Üniversite talebesi bu. Baba diyor bu nasıl iş? Hayırdır oğlum dedim. Göstericiler diyor poliste yakınlarında ana, avrat, kız kardeş falan açık seçik diyor. Sövüyorlar baba diyor ya bu nasıl iş? Ama tabii. Tahrik etmeye dönük bir şey. Şimdi Ekrem Bey yani bu büyük bir fotoğraf var. Hı hı. Resim çok büyük. Ya bir de o resmin büyüğünü görmek lazım. Eğer biz o büyük resimde küçük küçük kareler üzerinde yoğunlaşıp hı hı. ve bütün o fotoğrafı oraya indirgersek hakikaten gözden kaçırmış olur. Ormanı kaybederiz. Evet. Evet. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bu postmodern bir toplum. Hakikatin parçalandığı, toplumun çözüldüğü, yepyeni aktörlerin, yepyeni olguların ortaya çıktığı bir toplum bu. Ben buna artık toplum da demiyorum. Bir kitle yani. Evet. Bireysin. Fakat bu bireyler bir araya getirilince kitle haline getiriliyor ve sosyal medya üzerinden çok kolay bir biçimde de manipüle edilebilir, determine edilebiliyor. Hı hı. Kendini birey zannediyor. Onu rahatsız eden bir şey var. Yani insanı bu kentte rahatsız eden bir şey var. Bu rahatsızlığını ifade etmek üzere eylem yapma ihtiyacını hissediyor. Yani içinde bir nefret biriktiriyor, bir öfke var, bir sıkıntı var insanın içinde, bu bireyin içinde bir sıkıntı var.
patlıyor. Yani adeta büyük bir patlama yapıyor. Ben AK Partili arkadaşlardan hakikaten rica ediyorum. Yani bu olaylar inşallah bir geçer. Bunun üzerinde, bu olay üzerinde, olup biten üzerinde çok yönlü bir düşünsünler. Yani aykırı fikirlere de kulak kabartsınlar. Bu kalkınma modeli, bu büyüme modeli, bu iktisat politikası mümkün değildir. Tabiatla çatışacaktır. İnsanlar birbiriyle çatışacaktır. Şehirle çatışacaktır. Psikolojik huzursuzluklar, hastalıklar ortaya çıkacaktır. Bu gençlerle, Gezi Parkı'nda gençlerle çıkıp konuştuğun zaman diyor ki bu ağaçların kesilmesini istemiyorum. Peki ne olsun hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani buna şey diyorlar, konu odaklı tepki. Hı hı. Yani o olay onu orada rahatsız ediyor. Bu yol buradan geçmesin diyor. Peki ne var, nasıl geçsin bu ulaşım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben geçmesin hoş diyorum. Çok hoş. Evet. Şimdi illa bu dışarıdan yönlendiriliyor, manipüle ediliyor diye düşünmemek lazım. Bizim gazetelerimizin çoğu, televizyonlarımızın çoğu maalesef olayı bir komplo teorisi olarak yorumluyorlar. Evet var, fakat evet, bundan ibaret değil. Yani eğer sadece bunu komplo teorisine indirgerseniz yani, zaten bu komplocuların da ekmeğine yağ sürmüş peki, olursunuz. Kolay yani, manipüle edilebilen insan yapısı o zaman biraz böyle eğitimle bağlantılı bir şey mi bu? Bir adalet duygusu verebilmek, bir ufuk verir. Çünkü bu ağaçın kesilmesine karşıyım. Tamam, peki ne yapasın bilmiyorum. Bireyden bahsediyor ya. Yani birey hakikatin parçalanması. Evet. Birey diyor. Evet. Ve birey olunca toplum olmaktan çıkıp kitle haline geliyorsun. Kitle de kolay. Kolayca. Manipüle edilebilir. Çok kolay. Bir şey hale getiriliyor. Evet. Yani araçsallaştırılabiliyor. Şimdi mesela kolayca. Ben diyelim ki çocuğum gidiyor. Hı hı. Ben dindar muhafazakar bir insanım. Yani bakıyorum ki çocuğum oraya gidiyor. Ben neden anne baba olarak çocuğumu etkileyemiyorum? Demek ki benim ebeveyn olarak çocuğumun üzerindeki etkim, belirleyici vasfım azalmış, sıfıra indirim gelmiştir. Bu eğitim başta olmak üzere aileyle ilişkili politikalar, pozitif ayrımcılık, kadının dışarı çıkarılması, evin, ev hanımlığının, anneliğin itibarsızlaştırılması dahil olmak üzere bir sürü etkeni bir araya getir, ben ebeveyn olarak benim nasıl etkisiz hale getirildiğimin sonucu ortaya çıkar. Şimdi mesela dendi ki biz 28 Şubat'ı yaşadık. Siz neredeydiniz o zaman? Çok güzel bir cevap verdi o gençler. Biz o zaman kreşteydik dedi. Kreşteydik. Bak bu evet, işte bu yani. Evet. Eğer sen çocuğu doğar doğmaz kreşe veriyorsan, o anneyi çalıştırmak için elinden geleni yapıyorsan, ayrımcılık yapıyorsan, krediler açıyorsan, sivil toplum kuruluşları, insan hakları dernekleri, kadın dernekleri, feminist derneklerin kontrolüne girmişsen, borç atılar falan inşa ediyorsan, bir sürü şey içine girmişsen, şey, evet, o çocuğun, çıkacak olan çocuk bu olacaktır. Bu kentleri bu kadar büyütüyorsan, bu devasa, bu hormonal olarak büyütüyorsan, insanlar bir araya bu kadar istiham içerisinde yaşıyorsa, sırt sırta, omuz omuza nefes alamıyorsa, bu patlamalar olacaktır. Yeni baştan oturup düşünmemiz lazım. Bu tabii ki yani AK Parti'yi de aşan bir meseledir. Yani bunu önce Müslüman entelektüellerin oturup bunu düşünmesi gerekir. Bunun üzerinde tartışması gerekir. Bence bu olay bizim için de çok öğretici olmalı. Diğer bir nokta, yani eğer bize karşı uluslararası bir komplo varsa buna toplumsal olarak, siyasal olarak ve kültürel olarak nasıl mukavemet edebiliriz? Bunu sadece tek bir şahsa bırakmamak lazım. Doğru. Evet, Tayyip Bey aldı başını götürdü, ben size karşı koyacağım. Hı hı. Kitleyi arkama alıp meydan okuyorum. Ve şu anda da bunu böyle yapıyor. Hı hı. Fakat toplumsal olarak biz nasıl mukavemet edebiliriz? Bizim üzerimize. Aksi halde bizim içimizi istedikleri zaman karıştırabiliyorlarsa, istedikleri zaman bizi birbirimize düşürebiliyorlarsa hakikaten bu düşünmek çok vahim lazım bir durumda. Evet. Düşünmek lazım. Peki Cevat abi, şimdi işin dış veçesine baktığımızda Ali abi söyledi, birçok şey afiş oldu artık. Mesela İngiltere'nin tavrı, Almanya'nın özellikle tavrı. Şimdi Almanya'nın tavrıyla alakalı belki gizli bir takım şeyler var ama mesela 3. havaalanının yapılacak olmasının Frankfurt'un dünyanın aktarma merkezlerinden birisi olma önemini ortadan kaldırabileceği yaklaşımı falan var. Ama sanki mesele daha da derinlerde başka şeyler var.
Mesela Almanya'nın, İngiltere'nin böyle kendini çok belli etmesi kılıçların çekildiği manasına mı geliyor? Arzu ettikleri neticeye varamayınca bari son olarak da şunu bunu da söyleyelim mi diyorlar? Ya bu meseleleri sadece böyle okumak çok doğru olur mu bilmiyorum. Yani bana kalırsa toplumun sağlamlaştırılması üzerinden okumak belki çok daha doğru bir şey. Hı hı. Çünkü eğer sizin kaşınacak yaralarınız varsa biri gelir kaşır. Biz yaralarımızı iyi etmek zorundayız. Hı hı. Yani her zaman böyle olmuştur bu. Yani durup da size özel yara oluşturmaya kalksalar bunu görürsünüz. Yani bu uzun süreç alır. Evet. Yani Alevi sorunundan mesela Kürt sorununun hiç olmazsa böyle bir çözüm sürecine girmediğinde bu olayların olduğunu düşünseydiniz. Evet. Ne gibi bir durum ortaya çıkardı? Buna nihayetinde hakim olunabilirdi belki ama evet. Sonuç itibariyle maliyeti çok büyük olurdu. Netice itibariyle bir sorunu hallettiğiniz zaman görüyorsunuz ki daha stabil hale geliyorsunuz. Daha böyle şey hale geliyorsunuz. Bir Alevi sorunu var. Şimdi Aleviler şunu yaptı, tencere çaldı, tava çaldı filan diye bunu söyleyebiliriz. Gerçi şu anda buradan zannediyorum. Buradan rahatsızlık duyan insanlar da olabilir. Yani bir sürü. Hakikaten hı hı. rahatsızlık verici bir şey de. Çünkü bir eylem 20 gün, 30 gün hiç olmazsa meydanda yaparsın. Evinde çalıyorsa tabii bu tür kavgalar da çıktı. Ama anlamak lazım ki böyle bir sorunumuz var bizim. Yani şu zamandan bu zamana biz iyi davranıyoruz. Hakikaten dersin meselesi şöyle oldu, böyle oldu filan. Ama tarihsel arka plan kolay ortada kalkan bir şey değil. Yani bunu görüyorsunuz ki insanların bir takım duyguları var, bir takım algıları var, bir takım ön yargıları var. Bu ön yargıları şey yapmak çok mümkün değil. Çok kolay değil daha doğrusu, mümkün değil değil. Bunu böyle anlık bir takım politikalar haline getirmek değil, taktik bir takım hedefler haline getirmek değil de arkadaş nihayetinde bu toplumda Alevi'nin Sünni olması için veya Sünni'nin bilmem ne olması için filan değil. Herkes tabii olarak iradesi nasıl tecelli ediyorsa öyle yaşasın, öyle inansın. Bu iklimin var olması ama netice itibariyle ortak bulunduğumuz gemide kimsenin gemiyi delecek faaliyetlerde bulunmamasına ilişkin bir şeyi devam ettirmemiz lazım. Yani konjonktürel olarak bugün yaptım, arayı boş bıraktım, biraz sonra bir daha yaptım filanla bu meseleler kolay kolay çözülmez. Bu anlamda açık söyleyelim. Çözüm süreci meselesinin doğru gitmesi lazım. Yani çözüm sürecine odaklanmamız lazım. Yani bunları yapmadığınız zaman sıkıntı anında kendini gösterir. Ha bir başka şey daha var. Yani eğitim meselesi. Eğitim meselesi sadece bir takım fiziki şartların düzeltilmesi meselesi değildir. Ve sadece siyasi iktidarların karar verebileceği bir mesele de değildir. Ama sonuç itibariyle bizim sivil toplum teşekkürlerimiz veya gönüllü kuruluşlarımız siyasette yer almak, siyasetten pay almak, siyasetin şeyinden işte orada kendini bir biçimde ifade etmenin ötesinde bu tür projeleri, bu tür nelerin ne olması gerektiğine ilişkin şeyleri üretip eğer siyaseti etkilemek istiyorlarsa bu şekilde etkilemek yolunu tutmalıdırlar. Dönün bakın desek ki XYZ sivil toplum kuruluşlarını veya gönüllü kuruluşları topladık. Siz idare edin kardeşim. Nasıl bir şey yapacaksınız? Kimsenin söyleyeceği çok fazla bir şey yok. Entelektüeller yani bir üretim yapmak zorundalar. Bir şey teklif etmek zorundalar. Şimdi müthiş bir zihin tembelliğiyle beraber siyasetin arkasına eklemlenen bir konforu beraberinde götürüyorsunuz. Yani Ali abinin söylediği o göstericiden pek farkı yok. Ya öyle demeyelim o ama. O kadar yani değil bir, belki bir ama. Bir sıkıntı var orta yerde. Şimdi siyaset bir şeyi icra etmekle yükümlü bir şey. Tabii. Önünde bulduğunu yapıyor. Neyin icra edileceğini eğer siz üretmiyorsanız, neyin icra edilmesi gerektiğinin bu toplum için hayırlı olacağını üretecek bir mekanizma yoksa, bu illa benim yaptığımı herkes kabul etmek zorunda değil ama böyle şeyler ürettiğiniz zaman ancak doğruya doğru gidilebilir. Yani açık söyleyelim. Bu gönüllü teşekkürler bir takım eğitimler yapıyorlar kendileri. Acaba kendi yaptıkları eğitimden kendileri çok eminler mi? 1980'lerin, 1970'lerin tarzıyla 2013'lerin gençlerini eğitmek acaba bu şey değil. Hakikatin değiştirilmesi yani var ya hani zamana uymak. Hayır zamana uymaktan bahsetmiyorum. Zamanı anlamlandırmaktan bahsediyorum.
Zamanı anlamlandırmayı bir temel gerçeğin ve temel verinin üzerinden yaparsınız. Böyle bir biz çünkü verili bir dünyada yaşayan insanlarız. Bu veri üzerinden zamanı anlamlandırmak. Acaba bu kurumlar zamanı ıskaladılar mı diye kendilerini oturup hesaba çekmek zorundalar. Mesele sadece siyasal iktidarın meselesi değil ki. Eğer bunu yapabiliyor olursak siyasal iktidardan bundan şey yapar, nimetlenir, faydalanır. Şöyle bir şey de yanlış. Siyasal iktidar hakikaten çok arkasından gitmek istediğiniz bir iktidar da olabilir. Ama bütün toplumu siyasal iktidarın düzenlemesini kabul ediyor olmak da yanlış bir şey. Toplum kendisini idare eder diyoruz. Yani daha doğrusu şöyle bir idare var ama toplumsallı toplumun içindeki varlıklar idare ederler. Yani biz buna el koymakta zorundayız. Siyasallığı böyle yeniden bir üretmek durumundayız aynı zamanda. Dolayısıyla organizasyondan yani yapılan organizasyonlardan yeni organizasyonlara kadar bir takım şeyleri gözden geçirmek, siyasal iktidar da elbette dilinden al bilmem neyine kadar gözden geçirmek durumunda ve kendisini manipüle edebilecek şeylere karşı tedbirler almak durumundadır. Ama bizim de bu anlamda yepyeni dersler çıkarmak gibi bir mecburiyetimiz var. Yoksa öbür türlüsü doğrusunu istersen mesela öyle bir şey yapılıyor ki mesela sandık her şey değildir. Bu lafı söylüyorsunuz. Bu yanlış bir laf değil. Ama bu sözün arkasında şöyle bir tarihsel arka plan da var. Sandıksal demokrasi diye seçimi küçülten, küçümseyen bir oyun kıymetini aşağılara indiren ve sandıksal demokrasinin üstünde yani seçimin üstünde başka bir iradenin varlığı sistem olarak konuşuyorum. Yani bu sistemin içinde konuşuyorum. Cevat abi burada aklıma gelen bir şeyi sormam lazım. Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyledi. Tam da o konuyla alakalı. Evet. Ben şu kanaatteyim. Bu işin başladığı 29 Mayıs'tan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın işte Başbakan vekilliği yapan şimdi Başbakan Yardımcısı Bülent Bey'in, Sayın Başbakan'ın ilgili bir takım bakanların konuşmalarını metin olarak, yani konuşma şu bu falan televizyon görüntüsü olarak falan filan değil. O konuşmaları metin olarak alt alta alsak, yan yana koysak aralarında ciddi bir fark olmadığını ama gazetelerin, bazı televizyonların falan bunları yorumlayışının tıpkı senin söylediğinde olduğu gibi. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ilk günlerde iyi niyetli mesajlar alındı demişti. Gazeteler bunu mesaj alındı şeklinde yorumladılar ki aralarında ciddi bir fark var bence. Ve dolayısıyla belki Sayın işte Başbakan Yardımcısı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın sözlerin arasından Başbakan'ın tavırlarını işin işte diktatörlük iddialarını belki desteklemek için çok tuhaf bir şekilde kullandılar. Bu da acaba medya organlarının da bu işin içerisinde olduğu manasına gelebilir mi yoksa akış mı böyleydi? Ya demin bir şey söyledi. Yani işte Star televizyonunun o şeyi Acı Mendi meselesini nasıl verdiğini söyledi. Bu medya diliyle alakalı bir şeydir. Yani medya dilini şöyle de böyle de kullanabiliyorsunuz. Bu hadiseler bu medyanın ne diyelim değirmenine un taşıyan bir şey olsaydı, bir iktidar olmuş olsaydı bu hadiseler tamamıyla başka türlü değerlendirilir. Bir örnek vereyim. İnkıta uğratmayı unutma sözünü. Bizim gazetelerden birisi. Yeni Şafak değil, Zaman da değil, onu da söyleyeyim. Brezilya'daki olayları veriyor, haberleri veriyor. Orada göstericileri yüceltiyor. Polisin şiddetini telin ediyor. Ne kadar vahşi olduğunu ve göstericileri nasıl maruz, nasıl şey olduğunu gösteriyor, söylüyor. Fakat aynı olaylar Taksim'de ve şeyde de oluyor. Bizde de tam aksini veriyor. Şimdi burada bir çifte standart var. Tabii. Ya güvenilirlik duygusunu zedelersin. En çok lazım olan şeydir iki, bu. İki, aslında gönlü oradan yana. Fakat o gönlü burada, oradan yana. Evet. Burada yani değişik yapmak temas zorunda. Halinde olduğu insanlar o türden insanlar. Evet. Türkiye'deki arkadaş grupları öyle insanlar. Fakat Türkiye'de kendi iktidarına desteklediği iktidara karşı yöneldiği için gönülsüz olarak adeta şey yapıyor. Yani savunuyor ve savunamıyor aslında. Yani
savunamıyor. Güya vazifesini yapıyor. Halbuki oradakiyle buradaki arasında çok önemli bir fark yok. Tabii. Bir izdiham var kentte. Şiddet meydana geliyor. Polis aldığı emri yerine getirmek durumunda. Doğru. O bir memur. Doğru. Diyor ki ben diyor 20 saattir, 66 saattir uyumadım diyor adam. Yani bu bir insan ya, insan bu. Doğru. İşte. Gencecik bir insan, 20 yaşında. Ya bunlar benim amcamın oğlu, bilmem falanın dayısının oğlu. Bu bir sınıf devleti değil ki bu anlamda en azından. Yani. Evet. Şimdi oradakiyle buradaki arasında çok önemli bir fark yok. Mesela bakın şurada. Hani Türkiye'de şey yaptılar ya, bir kırmızı elbiseli bir kadına polis Taksim'de bir metreden su sıktı. Sıkıyor. Bakın aynısı Brezilya'da. Ha tabii, o benzerlikler müthiş. Bak, Brezilya ve Türkiye benzerlikleri. Bu polisin kötü niyetiyle izah edilemez. Hayır, başka bir şey. Veya bu kadının provokasyonuyla izah edilemez. Bu kentle ilgili işte bir şey. Ya bunun üzerine oturup düşünmemiz lazım. Bu Wall Street'te de öyle oluyor, olur. Doğru. Londra'da da öyle olur. Roma'da da böyle de öyle olur. Bu yeni bir durumdur. Doğru. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yani o açıdan yani hakikaten bir sonuç ortaya çıktı. Bu sonuç nereden kaynaklandı meselesinin üzerinde durmak lazım. Evet. Yani hakikaten dünyaya bir hayat tarzı enjekte ediliyor. Netice itibariyle bu hayat tarzının dışında bir şey üzerinde düşünen insan sayısı çok az. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsak hayatın başka biçimde yaşanabileceğine ilişkin bir tasavvur üretmek zorundayız. Yani Müslümanlar için bu hele son derece yani yapılması kolay demeyelim ama yapılması son derece meşru bir şey. Bir yerden bakıyorsunuz. Hakikaten bu çok insani bir hayat tarzı mıdır? Yani bunu sorgulamak gerekiyor. Bunun ortaya çıkardığı bir takım sonuçlar var. Ha böyle bir hayat tarzı yaşanıyor diye bir kaos olsun talebi yanlış ama bunu yapmaya devam ederseniz bu kaos olacak. Şu veya bu biçimde olacak yani. Bunu da sorgulamak gerekir. Yani dışarısı dediğim gibi dışarısı şu şekilde bu şekilde manipüle ediyor. Tamam ama burada bir şey var. Bizim çok memnun yani şöyle söyleyeyim siyasal iktidarla manipüle alakalı olan bir işte değil. İnsanları kullanışsız hale getirecek adımlar atmaya ihtiyacımız var. Yani adam kolay manipüle olamasın. Birileri onu kolay kullanamasın. Evet. Bu da zannediyorum Ali abi yani sıfırdan mı başlanır bu insanları kullanışsız hale getirmek? Yani bir yönlendirme karşısında bir dakika. Bu yanlış. Şimdi hocam dünya küresel bir homojen devlete doğru gidiyor. Hı hı. Yani artık parlamentosu Birleşmiş Milletler, senatosu Güvenlik Çok Konseyi. Çok adaletsiz ama abi. Yani Birleşmiş ama Milletler. Ama böyle ama diyeceğim. Yani vaka bu. Evet. Vakayı tespit ediyor. Silahlı gücü NATO. NATO. Patronları Batı. Evet. Amerika ve Avrupa. Sonra da işte sen beni almak zorundasın diye Rusya, Çin böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Merkez kontrol ediliyor. Yani bütün modern toplumlarda merkez kontrol ediyor. Devlet ve toplum bir makina gibi merkezden determine ediyorlar ve her ferde diyorlar ki sen bireysin. Özgürlüğünü iste. Sınırsız. Sınırsız. Fakat merkez kontrol altında. Yani, ve bizi de bunun içine alıyor. Şimdi biz de diyoruz ki küresel ekonomiyle entegre olacağız. Bu kuruluşlara üye olacağız. Biz sizinle uyumlu çalışacağız diyorlar. Sizin standartlarınızı kabul ediyoruz. Size benzeyeceğiz diyoruz. Ve sonra onlar o merkezden herkesi determine ettikleri gibi bize de müdahale etmeye çalıştıklarında bir dakika diyoruz. Bir dakika diyoruz, isyan ediyoruz. Adam diyor ki ben senin işlerine karışırım. Sen benim üyemsin, sen benim kulübümün üyesisin. Sen benim politikamı takip ediyorsun. Kulübün üçüncü sınıf üyesisin diyor yalnız. Tabii elbette üçüncü sınıf üyesisin. Üyesisin diyor. Tabii. Şimdi yani. Sayın Başbakan'ın niye hedefe koyduklarını, şimdi bir taraftan böyle entegre olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da Sayın Başbakan diyor ki, yani burada tabii bir şey var. Arkadaş 5 kişinin dudağı arasında bütün dünyanın kaderi. Ülkenin 180 tane ülke bir yana, 5 kişiden hatta ikisi biri bir yana. Biri. Biliyorsun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde biri itiraz ettiği zaman karar alamıyorsun. Efendim başka türlü bir sürü şeye bu adaletsiz bir dünya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi falan bunu söylediğiniz zaman bunun fiilini yerine getirecek gücünüz yoktur ama kelam olarak bunu açıkça söyleyen ve görevde olan devlet adamı şuyu, siz olursanız size karşı da böyle şeyler çıkar. Şu vukuundan beter hale geliyor. Çünkü bunu insanlar büyük ihtimalle dünyada 192 ülke var. O 5 ülke dışındaki
180 ülke büyük ihtimalle bunu alttan alta düşünüyor. Siz bunu söyleyin. Burada bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle abi çünkü vaktimiz doldu. Tamam. Yani Sayın Başbakan yerden göğe kadar haklı. Hı hı. Beş tane şey var. Mafya babası var. Bütün dünyayı kontrollerine geçmişler. 5+1 abi. Bir de Almanya var. Evet. Siz bunu tek başınıza çıkıp söylediğiniz zaman sizi hedef tahtasına kolayca koyabilirler. Ama 53 kişi çıkıp söylediğiniz zaman beraberce o zaman biraz düşünürler yani. Evet. İnşallah o da olacak. Bu 53 kişi kimin cebinde? Bir de orada sorun var. Yani abi, ya, yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş o hale 53 geldik. İslam ülkesiyle beraber tamam. Bir İslam birliği olarak çıkıp söylediğiniz zaman o zaman düşünürler yani. Doğru. Hakikaten inşallah o noktaya var. Zaten i̇nşallah. Burada Türkiye ve ardından Brezilya olması son dönemdeki bazı gelişmelere bakılınca Türkiye Brezilya at başı gidiyordu. Endonezya'da da var canım aynı şeyler. Doğru o da başladı ama yani, Brezilya çok daha belkanlı. Mahathir'in şeyde Malezya'da uğradığı şeye de dönün bakın yani. Evet. Çok bunlar ibret verici şeyler. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah iyi olacak. Kifayeti müzakere ediyoruz. Efendim konuşmak lazım bugün. Bu kadar. Ali Bulaç, Cevat Özkaya, bendeniz Ekrem Kızıltaş. Bu programın hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına sizlere hayırlı günler diliyoruz. Bir sonraki konuşmak lazım da buluşabilmek ümidiyle Cenab-ı Hakk'a emanet olun.